Ben Hidayet Türk. 4 yıldır Bermür'de oturuyorum. 89'dan beri. 2 tane çocuğum var. Eşimden ayrıyım. Yalnız yaşıyorsun Yalnız yaşıyorum çocuklarla. çocuklarla. Ne iş yapıyorsun? Tohum büfeğinde private rahib dayıster olarak çalışıyordum. Şu anda zaten o uçağın düştüğü günden beri çalışmıyorum, buradayım. Zaten okul da yandı. Çalıştığın okulda O da yandı. yandı, evet. Olay akşamı neredeydin? Ne yapıyordun o anda? Olay akşamı evdeydim. Çocuklar kapıda oynuyorlardı. Dışarı kapı çıktı. Zaten genellikle çocuklar kapıda oynarlar. Sadece ses mes duydum ama dedim hani çok ses duyulduğu için pek aldırmadım. İçeriye doğru gidecektim ben. Oğlum, büyük oğlum, anne öbür köşede oynayacağım, köşede oynayacağım diye diretiyordu. Ben de yok dedim. Demeye kalmadı. Bir patlama, bir flat oynadı yerinden. Ben dedim eyvah, herhalde deprem oluyor dedim. Düştüm o anda. Çocukları hemen çekildim, çantamı aldım. Çocukları aldım, dışarı çıktım. Çıkış, Nereye o gittin? çıkış dışarıya, çimenliğin üstüne. Zaten fletin köşesini döndüğü zaman alevler, malevler, dumanlar hep üstümüze geliyordu. Bundan sonra içeri girmedim zaten. Ne yaptınız o akşam çocuklarla birlikte daha sonra? O akşam bir arkadaşa gittim, saat gece 2'ye kadar mı, 3'e kadar dışarıda kaldık çocuklarla. Öyle bir panik vardı ki zaten, çığlıklar, panikler, polisler falan. İçeri girmemiz mümkün değildi zaten, polis koymuyordu. Ondan sonra bir arkadaşa gittim. Bir gün orada kaldım. Sonra bir gün sonra spor sala gittim. O gece orada neler gördün, neler yaşadın, nasıl etkilendin olaydan? Çığlıklar, bağırtılar. Hani öyle korkunç bir şeydi ki. O alevler zaten, insan alevlerden bir sefer insan tüyleri ürperiyordu. Ağladım bütün gece, o kadar insanın bağırması. Öyle bir panik vardı ki bütün sanki Amsterdam içindeki insanların hepsi oraya gelmişti bir saat içinde. Gayet kimlerin burada olmasını isterdin? Tabii ki ben tanesinin bize bunlar gibi yani en azından bize destek olacak, en azından bize yardım konsolosluk edecek. Bize yardım edebilirdi burada, yani bir görevli bırakabilirdi bize. Yani. Bizi temsil İlk eden günlerde kimse? Bir tanesi geldi, işte geçmiş olsun, şudur budur dedik, gitti. Yani desinler. Grup Türk duruyor. Onları ziyaret ettiniz mi? Hayır. Doğrudan doğru biz delegasyon olarak buraya geldik. Daha henüz diğer şeye gidilmedi. Burada bir grup Türk var ve kendilerini oldukça yalnız hissediyorlar şu anda. Bence o konuyu belediyeye iletmemiz gerekiyor. Çünkü verilen bilgilere göre Türklerin bu şeyin içinde olmadığı anlaşılmış. Hatta bir iki Türk'ün var oldu. Onların da sentruma şeye gitmedikleri. Şöyle tanışmak ister misiniz? Tabii tanışmak isterim. Merhaba. 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 Evet.
Kaç tane yakınım vardı listede, tanıdığın? Listede. Başka da diğer isimlerinde. Yetişkin çocuk kimler? Esas liste evdeydi. Eve de gitmedim ben, almadım. Oradaki okulda bulunan çocukların listesi. Gördüğüm kadarıyla 6 tane gördüm. Belki de daha vardır ama isim olarak hatırlayamıyorum. Evdeki listeye bakmam lazım. Kazadan önceki gün birlikteydiniz bu insanlarla. Cuma günü. Cuma günü. Pazar günü değilim daha olduğu için biz cuma günü çocuklarla kutladık. Sonra çocuklar buraya geldik. Zaten çoğu kısımda bu kısımda oturuyorlardı. Ne yaptınız cuma günü onlarla birlikte? Çocuk çiftliğine gittik. Çocuk tiyatroya gittik. Eğlendirdik onları. Sonra buraya getirdik. Burada biraz eğlendirdik. Kaç yıldır burada oturuyordun? 4 yıl. 5 yıla girecek. 2 yıldır bu yanan kısımdaydım. Daha önce burada mı oturuyordun? Değil. Şey işte okul. Yanan bölüm. Yanan, evet. Zaten hepsini hemen hemen tanıyordum. İyi bir kontağımız vardı. Oyun salonunda çalıştığın için pek çok çocuğu ve annesini tanıyordun değil mi? Hepsini. 2 yıldır gelen giden çocukların hepsini tanıyordum. Zor. Anlatacak daha bilmiyorum, bir şey bulamıyorum. Je weet ons te vinden. En dan zorgen wij ervoor dat het wel in orde komt. Dus mensen die in problemen komen, kunnen beter gelijk naar ons komen dan. Bij de parkeergarage. Ja, maar dat is achter helemaal niet welkom. Dus naast de achterdeur. Nee, ik weet het. Naast de achterdeur. Ja. Dan kun je ons altijd bellen, ja? Jullie wonen dus relatief vrij ver van de plek af. Ze zijn dus begonnen natuurlijk met de mensen die dichterbij wonen. Çocuklar olaydan nasıl etkilendiler? Onlara nasıl anlatabildin bütün bu son haftalardaki yaşantıyı? Nasıl açıklıyorsun? Soruyorlar mı sana? Soruyorlar. Niye buralarda kalıyoruz? Evet. Ne oluyor? Küçüğü soruyor. O günden beri gerçi tamam küçük kendisi ama abisi uçak düştü diye kendisi de uçak bomba falan gibi sözler söylüyor devamlı günlük. Sportalda opfama bıraktığım zaman onlar da diyor günlük uçak bum ne demek falan diye sordular bana. Ben de Flüchtig hani düştü diyor dedim. Sonra dediler çocuk günlük söylüyor bunu devamlı arka arkaya. Yani onlarda da o alevi, o yangını görünce bir şey bıraktı. İz bıraktı. Büyük, evet büyük oğlum anne diyor evimize uçak düştü diyor bir daha gitmeyelim oraya diyor. Ben Ufang'dan almaya gittiğimde kendisine ağlıyordu. Ben gitmek istemiyorum eve. O ev yanıyordu, gitmek istemiyorum eve diye ağlamaya başlıyordum. Peki, Ganalı arkadaşın çocuklarını oğlun da tanıyordu. Oğlum da tanıyor bir bilincinde tanesi. Mi arkadaşların öldüğünden haberi var mı? Pek anlamıyor daha. Anlamıyor. Yani ölüm mü, yanmayı pek daha bilmiyor. Yalnız artık dedim görmeyeceksin onu dedim. Anlatmaya çalıştım kendisine. Bazı sorular soruyor. Anne diyor o ev oturuyorlar mı orada diyor. Tekrar gelecekler mi diyor. Yani pek ölümü yaşamayı tam realize edemiyor. Evet. Çocuklara da psikolojik bir yardım yapılıyor mu bu Kinderopfang'da? Öyle bir ilgi söz konusu mu? İlgi söz konusu yardımlar çok oldu. Bütün Freiwilliger'ler geldi.
herhalde. Yani iyi bakılıyordu. Fakat günlük ben orada olmadığım için, çocukların yanında diğer işlerle uğraştığım için pek şey yapamadım. Sen yanlarında olamadın. Yanlarında olamadım. Yalnız bir psikologla konuştum. Büyüyor devamlı, altına kaçırmaya başlıyordu geceleri. Hı. İlk haftalar. O da o yangının, patlamanın etkisinden oldu. Geçici söyledi. Geçici bir olay dediler. Hay Baran. Hay Baran. Nasılsın oğlum? Başın ağrıyor mu? Hı? Kulağın ağrıyor mu? Hı? Ağrımıyor mu? Ha? Peki gördüğüm kadarıyla yakın ailenle veya arkadaşınla pek ilişkin yok. Neden öyle? Sorabilir miyim? bazı nedenlerden, hani yalnız oluşumdan ileri geliyor herhalde. Boşanmandan evet. Ötürü. Ayrılmamdan dolayı. O yüzden sanıyorum buradaki arkadaşlıklar senin için çok daha önemli. Evet. Hani sanki böyle bir aile olmuşuz gibi burada. Bütün dertlerimizi, sorunlarımızı dile getiriyoruz günlük. Konuşuyoruz. Yeni arkadaşlıklar yarattınız evet. Burada. Evet. Peki bunları sürdürmeyi düşünüyor musunuz? Sürdürmeyi düşünüyoruz, evet. Şimdi hatta bir organize de var. Çıktıktan sonra herkes bir araya gelip tekrar bir toplantı, bir hı hı. Kutlama gibi. Bir anma. Bir anma. Evet. Evet. De angst is groot en de mensen die direct getroffen zijn willen voor geen prijs terug naar de Bijlmermeer. De gemeente Amsterdam en herhuisvesting zijn op het moment bezig voor ieder een geschikte plek te vinden. Hidayet heeft geluk. Op 15 november kan ze naar Amsterdam-Noord verhuizen. Tot die tijd blijft ze in het hotel.